Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 20 Kasım 2017 Pazartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Orman İşletme Erzincan İl Müdürü Tekin Işık, yeşil bir Erzincan için hedeflenen 5 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturacaklarını ifade etti. Orman İşletme Erzincan İl Müdürü Tekin Işık, yeşil bir Erzincan için hedeflenen 5 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturacaklarını ifade etti. 2017 faaliyetleri hakkında bilgiler veren Işık, 2017 yılı orman yangınları açısından çok sıkı geçti. 2017 yılında 13 adet orman yangını, 8 adet de mera yangınımız olmak üzere 21 adet yangın meydana gelmiştir dedi. Tekin Işık, Erzincan Orman İşletme Müdürüyüm. 2017 faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapacağım. 2017 yılı bizim orman yangınları açısından çok sıkıntılı geçti. 2017 yılı mevsim olarak çok kurak geçmesi orman yangınlarını tetiklemiştir. 2017 yılında 13 adet orman yangını, 8 adet de mera yangınımız çıkmış. Toplamda 21 adet yangınımız çıkmıştır. Bundan önceki yıllarımızda yangın ortalamamız 3 iken bu sene 21 yangınımızla mücadele ettik. Toplamda alan olarak baktığımızda 2500 dönüm alanımız zarar gördü. Bu yangınlarımızın çoğunluğu örtü yangını şeklinde cereyan etti. Genelde çobanlarımız merada çıkan yangınlarımızda özellikle meralarımızı gevenleri çobanlarımız yakarak ormanların yangınına sebep oluyor. Bu konuda köy halkımızı, muhtarlarımızı uyarıyorum. Yani oradaki gevenler de bizim erozyonla sel kontrolünde çok önemli bitkilerimiz. Bu konuda daha hassas davranmalarını istiyoruz ve gördüğü orman yangınlarını Alo 177'ye haber vererek biz anında müdahale ediyoruz. Erzincan tabii ki çok kurak bir yer. Kritik aylarımız var bizim. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları çok kritik aylarımız. Bu aylarda lütfen anız yakmayalım, ormanda ateş yakmayalım. Yaktığımız ateşleri kontrollü olarak söndürelim ve yangınlara sebebiyet vermeyelim. Orman yangınlarından sonraki bizim Erzincan'daki ikinci en büyük sıkıntımız böcek zararları. Yani diktiğimiz, emek ettiğimiz yıllardır 40-50 yıllık ağaçlandırma sahalarımıza maalesef yaprak arısı dediğimiz Neodipton sertiferler, Dipton piniler, yaprak arıları musallat oluyor. Bununla ilgili orman zararlarla mücadele ile ilgili ilaçlı mücadeleden çok daha çok biyolojik ve mekanik, yani işçilerle tırtırlarını toplayarak mücadele yapıyoruz ve bu 2017 yılında Erzincan'ın birçok noktasında cereyan etti. Bu böceklerin özellikle yaprak arılarının tırtırları ibrelere yiyerek zarar vermektedir. 2017 yılının çok kurak geçmesi zararın daha fazla olmasına sebep oldu. Bununla ilgili gerekli raporlarımızı yaptık, mücadele raporlarımızı yaptık, genel müdürlüğümüze ilettik. 2018 yılında bu zararı en aza indirmek adına gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun haricinde Erzincan'da bizim ağaçlandırma, erozyon, toprak muhafaza, sel kontrol çalışmalarımız mevcut olup Erzincan'ımız kurak, yarı kurak iklime sahiptir. Bizim Erzincan merkez olarak düşündüğümüzde merkezdeki yoğun olarak çalışmalarımız erozyon kontrol çalışmaları, toprak muhafaza ve sel kontrol çalışmaları. Çünkü Erzincan'ımız yağış olarak çok az bir yağış alıyor ve nemli iklime sahip değil. Dolayısıyla mevcut verimli topraklarımız maalesef Fırat'a kara suya akarak bu zamana kadar erozyona uğramış. Biz de zaman geçirmeden en azından mevcut olan toprağı yerinde tutmak adına erozyon kontrol çalışmaları yapıyoruz. Bu sene Erzincan'da
12 bin dönüm alanda erozyonla, toprak muhafazayla mücadele yaptık. Bu çalışmalarımız %100 bitti. Çalışmalarımızı bitirdik. Aynı zamanda biz Refahiye, özellikle Refahiye ilçemiz ağaçlandırmak için harika bir yer ve diktiğimiz fidan %100 tutuyor. Bu anlamda 8000 dönüm alanda ağaçlandırma çalışması yaptık ve çalışmalarımız bitti. 300 hektar alanda rehabilitasyon, toplamda 5888 alanda da rehabilitasyon çalışması yaptık. Rehabilitasyon çalışmasında mevcut orman örtüsü var ama kapalılık yeterli değil. Kapalılığın yeterli olmadığı yerlerde biz boşluklarda makinelerle toprak işleme yaparak, yani bozuk olan ormanı verimli hale getirdik. Bu çalışmaların sonucunda biz ormanlarımıza toprak işlemelerimizi bahardan beri hazırlığımızı yaptık. Şu anda fidan dikim zamanı. Bizim hedefimiz fidan ve tohum miktarı olarak 5 milyonu yakalamak. İnşallah Erzincanlımızda 5 milyon fidan ve tohumu toprakta buluşturacağız. Son dikimde son 15 günümüz. Bu amacımıza ulaşacağız. Yeşil bir Erzincan için uğraşıyoruz. Tabii ki bizim görev alanımız dağlarla sınırlı değil. Bizim özellikle alan ağaçlandırma dediğimiz ibadethaneler, camiler, cemevleri, okullar, kurum bahçeleri, bunlar da artık bizim görev alanımıza giriyor. 2017 yılında yaptığımız kurum ağaçlandırmaları, tabii ki bundan önceki yıllardan süre gelen kurum ağaçlandırmalarımız var. Ama ben sadece 2017 yılında yaptığım çalışmalardan bahsetmek istiyorum. 2017 yılında 14 adet okul bahçesi ağaçlandırması yaptık. Yani oradaki çocuklarımızla hem bir program yaptık, beraber dikimler yaptık, hem de bahçelerini yaşanabilir bir hale getirdik. Ve o çocuklarımıza ağaç sevgisini, çevre bilgisini aşılamaya çalıştık. 8 tane cami bahçesi ağaçlandırdık ve Diyanet'te protokol imzaladık. Protokol kapsamında camilerimizi yeşillendiriyoruz. 14 tane mezarlık ağaçlandırması yaptık. Bu mezarlık ağaçlandırmasında biz ağaçlandırmayı yapıyoruz ama tabii ki oradaki köylülerden istediğimiz, vatandaşlardan istediğimiz, diktiğimiz fidanları özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde sulamaları, 15 günde bir sulamaları gerekiyor. Çünkü biz çok küçük fidan dikmiyoruz. Büyük fidan diktiğimiz için su ihtiyacı daha fazla oluyor. 3 sağlık ocağı, 1 hastanede ağaçlandırma yaptık. 17 adet dikim etkinliği yaptık vatandaşlarımızla, kurumlarla. Dikim etkinliği yaptık. Bu etkinliklerle yaptığımız fidan dikim etkinlikleriyle fidan sevgisini, fidan çevre bilincini insanlara anlatmaya, aşılamaya çalıştık. Bu etkinliklerimiz önemli günlerde de devam edecek. Kurumlarla beraber çalışmaya her zaman varız. Fidan dikmek çok kutsal bir görev. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Daha yeşil bir Erzincan için tabii ki çalışıyoruz. Çalışma alanımız çok geniş. İnsanların fidan ihtiyaçlarında işletmemize gelerek, müracaat ederek fidan ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bahçelerine fidanlarını dikebilirler. Bu konuda kesinlikle bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklar. Teşekkür ederim ama çok hızlı mı gittim? Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, arıcılara yönelik yapılan %60 malzeme destekli hibe projesi hakkında bilgiler verdi. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, arıcılara yönelik yapılan %60 malzeme destekli hibe projesi hakkında bilgiler verdi. Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Özendi, Erzincan'da arı konuşulmazken arı konuşuluyor artık, arıcı konuşuluyor. Arıcıları bilgilendirmek için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz dedi. Şu anda Erzincan'ımızda daha önce açıklanan, bakanlık tarafından açıklanan, Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan %60 hibeli bir proje başvurusu vardı malzeme desteği olarak. Başvurular yapıldı. Erzincan'a 19 yıldı yanlış hatırlamıyorsam bu. Erzincan da bu illerden biriydi. Erzincan'a ayrılan para 200 bin TL. Tarım İl Müdürlüğü'ndeki çalışan arkadaşlarımız, Tarım İl Müdürlüğü personelimiz tüm müracaat edenlere bu parayı yetiremeyecekler için kısıtlı miktarda
Yani herkesin faydalanabilsin diye büyük bir gayret sarf ediyorlar. Bu da aşağı yukarı kişi başına 5'er bin lira gibi devlet bir para veriyordu. Yani %60 hibenin karşılığı olarak. Bunu biraz daha aşağı çekerek 3-4 bin lira gibi herkesin faydalanmasını sağlıyorlar. Şu anda müracaatlar devam ediyor. Alınan müracaatlar karşılığında işte kovan, bal sağım makinesi, anarız bal sağım makinesi, bal dinlendirme tankı, sıralma teknesi, bal sağım çadırı, arıcı barakası gibi şeylere %60 destek veriyor. Bunda çalışması bugünlerde devam ediyor. İnşallah harisiyle bitecek. Arıcılarımıza biz tüm malzemeleri teslim etmek üzereyiz. Tüm malzemelerini tedarik ettik. En ucuz fiyata en kaliteli malzemeyi. Bunun için çırpınıyoruz. İnşallah faydalı olacağız. Faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Erzincan'da arı konuşulmazken arı konuşuluyor artık. Arıcı konuşuluyor. Arıcılarımızı da bu konuda bilinçlendirmeye, halkımızı da bu konuda bilinçlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Sayın seyirciler, Erzincan'da özel bir dil okulunun açılışı yapıldı. Erzincan'da özel bir dil okulunun açılışı yapıldı. Açılışa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Dil Okulları kurucusu Ahmet Akın, Erzincan Dil Okulları Şube Müdürü Canan Bektaş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış sonrasında kurs gezildi. Erzincan Dil Okulları Şube Müdürü Canan Bektaş, iyi bir kadromuz var, daha da iyi olacağımıza inanıyorum dedi. Mumuz Hocam da anlattığı gibi YDS, LYS 5, genel İngilizce ve KİS grubuyla eğitim veriyor şu an. Terim çok iyi, çok memnunuz. Halkımız hakikaten İngilizceye ciddi bir eğilim gösteriyor. Ruhsatımızı aldıktan sonra derslerimize başladık. İyi bir kadromuz var, daha iyi olacağına da inanıyoruz. Dil Okulları kurucusu Ahmet Akın ise yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Erzincan Şubesi yabancı dilde İngilizce'de sınav hazırlıkta YDS, TOEFL, IELTS'te özellikle akademik camia için hizmet verecek. Kamu personeli için sınava yönelik hizmet verecek. Aynı zamanda akademik çeviri, akademik okuma, genel İngilizce geliştirmek için konuşma, dinleme, yazma becerilerinin gelişimi için özel kurslar verecek. Aynı zamanda uzaktan eğitimle teknolojiyi de Erzincanlılarla birleştirerek öğrencilerine hediye şeklinde video dersler ve online eğitimler sunuyor. Bunun dışında yurt dışında dil eğitimi almak isteyen veya üniversite lisans programlarına katılmak veya lisans üstü programlara katılmak isteyen insanlara, adaylara veya öğrencilere de yurt dışında eğitim olanakları da tanıyacak. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Anagol 24 Erzincanspor kendi sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'a 2-1 yenildi. Sayın seyirciler, yapılan maç sonrasında Anagol 24 Erzincanspor'un basın sözcüsü İlker Taş'tan yapmış olduğu açıklamasında teknik direktör Mehmet Kaya'nın istifa ettiğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Anagol 24 Erzincanspor kendi sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'a 2-1 yenildi. Kendi sahasında zorlu bir karşılaşmaya çıkan kırmızı siyahlılar 90 artı uzatmalarda 3 puanı kaptırdı. Karşılaşma 2-1 Ankara Demirspor'un galibiyetiyle sonlandı. Karşılaşma sonrasında taraftarlar Anagol 24 Erzincanspor'un teknik direktörü olan Mehmet Kaya'yı istifa etmeye davet etti. Üç maç cezalı duruma düşen teknik adam Mehmet Kaya karşılaşmayı tribünden yönetti. Yapılan karşılaşma sonrasında Anagol 24 Erzincanspor kulüp basın sözcüsü İlker Taş'tan yapmış olduğu açıklamasında teknik direktör Mehmet Kaya'nın istifa ettiğini açıkladı. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.